Selamun aleyküm. Bugün videomuzda Peugeot 106 tamponu nasıl sökülür onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi tamponların bir bu sağ tarafta bir de diğer tarafta iki tane şu vidadan var. Cırcırla bunu sökebiliyorsunuz. Tamam. Bundan var. Bir tane burada var. Şu bakın şurada şu bir demir var. Şu demirin ilerisinde iç kısımda tamponu tutan yer var. Davlum bazı söktüğünüz zaman bunu elini gözünüzle göremiyorsunuz. Elinizle yoklayıp bulmanız lazım yerini. Tekeri sola çevirip oradan onu söktük. Buradan da yine aynı şekilde iç kısımda onu söküyoruz. Sonra far sökmenize gerek yok. Bir de tam şu kısımda mı Ahmet Usta? Çeki demirinin üst kısmında mı? Çeki demirinin üst kısmında da yine o şekilde gösterdiğim vidadan var. Onu da arabayı havaya kaldırıp alttan baktığınız zaman görüyorsunuz. Tam şu sis farının üst kısmında yani şu hizada bir vida var. Onu da şimdi sökeceğiz. Tamponun ortasına tutup öne doğru çektiğiniz zaman, kendinize doğru çektiğiniz zaman tamponu sökebiliyorsunuz. Başka tutan bir şey yok. Far sökmenize de gerek yok. Maalesef sanayide tampon sökmeye bile 500 lira civarı para istiyorlar. İşçilik diyorlar. Ondan dolayı biz kendi aracımızı kendimiz yapıyoruz. Burada da Citroen Saxo var. Yani kopya çekip Saxo'yu tamir edeceğiz biz. Fan problemi var. Fanını kopyalayıp ona göre fan işlemini çözeceğiz. Tamam. Biz tamponu çekerken videoyu tekrar başlatayım ben. Tamam. Şimdi evet bakın. Çok kolaylıkla tampon çıktı. Alttan da sis farlarının bağlantısı varsa kablo bağlantıları tutar. Onları da elimizle söküyoruz. Şu iki tane demir var. Tamponlar buna oturuyor. Bakın orada da var. Onun içerisine geçiyor. Yani aşağı şekilde inmiyor. Buraya da bir vida atmışlar. Davlumbazlığı tutturmuşlar. Tamam, tamponumuz çıktı. 106 tampon sökme de bu şekilde. Şuraya da sonradan davlumbaz için vida atmışlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.